Merhaba arkadaşlar. Kimya ve elektrik ünitesinde 5. bölüme yani elektrolize başlıyoruz. Bu videoda ve bundan sonraki bir videoda daha galvanik hücreler ve elektrolitik hücrelerden ve bunların farklarından bahsedeceğiz. Dolayısıyla siz burada bu iki hücre arasındaki farkları öğreneceksiniz. Böylece elektrolizde ne yapıyoruz, pillerde ne vardı? Bunların arasında bir kıyaslama yapacağız. Ardından da elektrolizde videolarımıza devam edeceğiz. Daha önce bundan bahsetmiştik aslında. Galvanik hücrelerden ve elektrolitik hücrelerden. E, redoks tepkimeleri istemli ya da istemsiz olabiliyordu. Ve istemli bir tepkimede kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşüyordu. Bunlara galvanik hücreler yani elektrokimyasal piller diyoruz. İstemsiz tepkimelerde ise tepkime kendiliğinden gerçekleşmediği için biz bu tepkimeyi elektrik enerjisiyle gerçekleştiriyorduk. Bu nedenle elektrik enerjisi kimyasal enerjiye dönüşüyordu. Bunlara elektronitik hücreler diyoruz ki elektroliz olayları gerçekleşiyor. Dediğim gibi biz bundan sonra elektroliz olaylarından bahsedeceğiz. Zaten pillerden daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. İndirgenme ve yükseltgenme potansiyellerine göre tepkimelerin istemliliğinden ve istemsizliğinden de bahsetmiştik. Onu da küçücük bir hatırlayalım. Burada bize alüminyum artı 3 ve çinko artı 2 iyonlarının indirgenme potansiyelleri verilmiş. Baktığımızda indirgenme potansiyelleri ilişkisi arkadaşlar bakınız şu değer daha büyük. Çinko artı 2 iyonlarının indirgenme isteği alüminyum artı 3 iyonlarından daha fazla. O zaman tam tersine metallerin Yükseltgenme potansiyellerini yani aktifliklerini karşılaştırdığımızda da alüminyumun yükseltgenme potansiyeli çinko'dan fazla. A'daki tepkimeye baktık. Çinko artı iki iyonları var bileşikte. İçerisine alüminyum metalini atmışız. Alüminyum yükseltgenirken çinko indirgenmiş. E kimin yükseltgenme potansiyeli fazla? Alüminyum. Kimin indirgenme potansiyeli fazla? Çinko. O zaman bu tepkime istemli olarak gerçekleşen bir galvanik hücre yani pil tepkimesidir. Şunu da söyleyebilirdim. Çinko bileşikte içerisine daha aktif olan alüminyumu atarsam alüminyum kendisi bileşiğe girerken çinkoyu bileşiğinden istemli olarak çıkarır da diyebiliriz. Alttaki tepkimeye baktığımızda ise alüminyum indirgeniyor, çinko yükseltgeniyor ama alüminyumun indirgenme eğilimi daha az, çinkonun yükseltgenme eğilimi daha az. Ya da alüminyum bileşikteyken çinkoyu attım, daha pasif olan çinkonun kendi kendine alüminyumu bileşiğinden çıkarma ihtimali yoktur. O zaman bu tepkime istemsiz bir tepkimedir. Yani bir elektrolitik hücre tepkimesidir. Diğer bir deyişte de, işte de elektrolizle gerçekleştirilebilecek bir tepkimedir diyoruz. Şimdi artık galvanik ve elektrolitik hücre arasındaki farka bakabiliriz. Galvanik hücre dediğimiz pil, elektrolitik hücre dediğimiz aslında elektroliz sistemlerimiz olacak. Bize demiş ki bakır ve çinko metallerinin yükseltgenme potansiyelleri ilişkisi çinkonun bakırdan fazlaymış. O zaman bunların iyonlarının indirgenme potansiyellerini karşılaştıracak olursak bakır artı 2 iyonlarının da indirgenme potansiyeli çinko artı 2 iyonlarından daha fazladır. Yani istemli olarak çinko yükseltgenmek bakır artı 2 iyonları indirgenmek istiyor. Bakınız ilk sistemimiz bir galvanik hücre. Şöyle şurayı ikiye de böleyim. Burada tepkime nasıl başlıyor? Birinci kapta ilk tepkime gerçekleşiyor kendiliğinden ve Çinko elektrot istemli olarak elektron vererek. Ops, artı yaptım ya. Çinko 2 iyonlarına yükseltgeniyor arkadaşlar. Yani ilk olarak burada anot tepkimesi sistemin çalışmasını başlatıyor. Ve buradan çıkan elektronlar şöyle okla da göstereyim. Dış devre aracılığıyla bakır elektrot üzerine geliyor. Ve ardından katot tepkimesi gerçekleşiyor. Yani indirgenme potansiyeli fazla olan bakır artı 2 iyonları bu gelen elektronları alarak istemli olarak indirgeniyor. Hop burası da katot. Ve fiziksel halleri yazmayacağım. İstemli olarak şu tepkime gerçekleşiyor ve bu tepkimede biz kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyorduk. İstemli. Şimdi burada evet istemli bir tepkime gerçekleşiyor. Elektronlar anottan katota gidiyor. Elektronun ilk çıkışı sevgili arkadaşlar anot elektrot üzerinden. Anottan. O nedenle galvanik hücrelerde anot elektrot sevgili arkadaşlar eksi yüklü elektrottur elektronun ilk çıkış noktası katot elektrot ise artı yüklü elektrottur. Yani şu bizim anot elektrot olduğu için eksi yüklü elektrotumuz. Bu da artı yüklü elektrotumuz oldu galvanik hücrede. Gelelim elektrolitik hücreye. Şimdi elektrolitik hücrede biz istemsiz bir tepkime gerçekleştireceğiz. Yani bakırı yükseltgeceğiz çinko artı iki iyonlarını da indirgeyeceğiz. O nedenle buraya bir sevgili arkadaşlar üreteç bağlanır. Sistemin çalışa tersi yönde çalışabilmesi için. Ve normalde çinko artı iyonlarının indirgenme potansiyeli daha az ya. Çinko artı iki iyonlarını indirgemek bakırı da yükseltgemek istiyoruz. İşte bu üreteçle ilk olarak e, üreteç bize elektrik Akımı vermemizi sağlıyor ki elektrik akımı elektronlardan oluşuyor. Yani ilk olarak biz burada birinci kapta çinko artı iki iyonlarının indirgenmesini gerçekleştiriyoruz. İstemsizde üreteçle oraya elektron göndererek. Ve indirgenme olduğu için şimdi burası ne oldu arkadaşlar? Katot. Yani ilk olarak katot tepkimesi gerçekleşiyor. Sonra sistemde ikinci olarak amotta bakır metalinin yükseltgenmesi gerçekleşiyor. Ve bunu tekrar söyleyeyim bir üreteç yardımıyla sisteme elektron göndererek yapıyoruz. Topladığımızda çinko artı ikiler ne yaptı arkadaşlar? İstemeden metalik çinkoya indirgendi. Bakır atomları ise istemeden yine bakır artı iki iyonlarına yükseltgendi. Yani istemsiz bir tepkimeyi gerçekleştirmiş olduk. Ama anotta yine yükseltgenme var, katotta yine indirgenme var. Bu sistemde elektronun ilk giriş noktası, girişi anot e, nereden oldu arkadaşlar? Katottan. İşte bu nedenle elektrolitik hücrelerde yani elektrolizde katot elektrot, elektronun ilk geldiği elektrot, eksi yüklüdür. Anot elektrot ise sevgili arkadaşlar artı yüklü elektrottur. Yani bu sefer diyelim şurası bizim eksi yüklü elektrotumuz oldu. Burası ise artı yüklü elektrotumuz oldu. Yani elektrolitte istemsiz tepkimeyi üreteç yardımıyla gerçekleştirdik. Galvanik hücrede istemli tepkime kendi kendine gerçekleşti. İlk elektrot e, ilk elektron galvanik hücrede anottan çıktığı için eksi yüklü oldu. Elektrolitik hücrede ilk elektronu katota gönderdiğimiz için katot bizim eksi yüklü elektrotumuz oldu. O zaman yaptıklarımızı şöyle bir tabloyla toparlayacak olursak. Galvanik hücre ve elektrolitik hücre. Hücrede gerçekleşen tepkimenin istemli olma durumu. Galvanik hücrede istemlidir. Elektrolitik hücrede yani elektrolizde istemsizdir. Elektrik enerjisinin üretilme ya da harcanma durumu galvanik hücre yani pillerde elektrik enerjisi üretilir. Ancak elektrolitik hücrelerde yani elektroliz olayında olaylarında arkadaşlar tepkime istemsiz olduğu için elektrik enerjisi harcanır diyoruz. Elektrotların işareti galvanik hücrede yani pilde ilk elektron Anottaki kendi kendine yükseltgenmeden dolayı çıktığı için anot eksi katot artı yüklü elektrottur. Elektrolitik hücrelerde ise ilk olarak katotta indirgenme olayı gerçekleşir. Elektronlar katot elektrota üreteç ile gönderilir. O yüzden katot eksi anot ise artı kutuplu elektrottur diyoruz arkadaşlar. Bu videoda galvanik hücreler ve elektrolitik hücrelerin özelliklerinden bahsettik. Bundan sonraki videoda galvanik hücreleri nasıl elektrolitik hücreye çeviriyoruz ondan bahsediyor olacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.